Hoş geldin Dilara. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımın resim sergisi varmış, oraya gidiyormuş. Peki, gel bakalım. Buyurun hanımlar. Simay. O bacağındaki yarayı görünce aklıma şey diyeceksin zannettim. Dayak yedim de darp rapor almaya gidiyorum falan diyeceksin zannettim. Kapatamadım yaramı. Yok, problem değil, biliyorum. Aleyna ile kavga ederken oldu. Dövdü beni. Aleyna yalan. Bu yapar. Gerçekten Aleyna'dan yaptı. Beklerim var. Mağdurum. Yalan. Yalan demedi. Mağdurum. Ya Dilara nesin mağdur? Dün sen de benim bacağıma dolap düşürdün. Gerçekten burası hayır. Hayır. Onu ben kabul etmiyorum. Ben oraya koydum, sen ben de bunu kabul etmiyorum. Onu çektiler içeride. Kim kimi dövdü? Ben yayınlanır. Bunu kabul etmiyorum. Hayır, biz koşuyorduk böyle. Ondan sonra birden ikimiz... Ondan öncesini de anlatır mısın lütfen? Koşuyorduk demek de olmaz. Daha iyi. İzlesek? Hayır. Hayır. Ne olur. Ne olur. Gerçekten hayır. Bence izleyelim. Ya. Aa, işte o an. Ay ne kadar klas. Hala da saldırıyor. Ama çok sert düştüm ya. Dilara yaptı, ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiç gülmedim. Ben de şokta şokta izledim. Özellikle tarz dikkatimi çekti. Pijamaydı. Pijama tarzı. Bir insanın o zerafeti evinde ne bileyim sabah uyanınca bir yerde, o nedir üstünüz başınız öyle, ay. Nera? Yani Dilara, senden beklenmeyecek elbiseler ve ayakkabılar tercih ediyorsun. Senin tarzın buraya geldiğin çok başkaydı. Şu deniyorum. Deniyorsun ama olmuyor bence. Çok farklı bir kız oldun şu anda. Hatta deniyorum değil, o çizgiye devam etmeye başladın şu an. Çizgini değiştirdin. Hayır, çizgimi değiştirmedim. Deniyorum. Aa, sadece ben bazı şeyleri yapmayı. Ayakkabılarını çok beğendim ben ama... Elbisenle olmamış, renk uyumu var evet ama çanta ne alaka? Çantamı ben de sevmedim. Çok kötü evet. Bilmiyorum Dilara, yani ikizler çok fazla geziyorsun. Onların gibi vasata gitmeye başladın. İkizlerle çok fazla mı geziyorsun dedi? Evet, çok fazla geziyorsunuz, vasata gitmeye başladınız. Biz ne zamandır Dilara ile beraber dışarı çıkıyoruz? Evet, yani ne zamandır dışarı çıkamıyoruz? Ne zamandır derken bilmiyorum. Ben genelde sizin beraber olduğunuzu görüyorum ve sen de güzellik kutu giymeye başladın. Acaba nerede görüyorsun? Çok giriyor, merak ediyorum. Çünkü iki haftadır onlarla hafta sonu bile dışarı sürüklüyorsunuz bence. Arkadaşlık yerine biraz sağ ya, gözünde görmediğim şey hakkında böyle konuşamazsın sen. Pardon. Pardon. Derken görüyorum ben Dilara'yı. Dışarıda görüşmüyor musunuz? Hayır, pardon, görüşmüyorum. Ben iki haftadır görüşmüyorum ben Dilara'yla. Bir dakika, pardon, bir sus dedin ne kızım sen ya, sus. Beni sinirlendirme. Atmayı kes Allah önce Allah. Sen. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim, pardon Öykü Hanım, ben buraya bir durumu söyledim. Gözünde bir şey mi söyledim arkadaşım? Yani iki haftadır neredeyse ikizlerle ve Duygu'yla görüşemiyorum ben. Bunun şaşırdım. İçin aidiyetten trip yedim. Ayrıca. Bunu evet ayrıca. Trip yediğim de oldu. Hafta sonları kendi arkadaşlarımla buluştuğum oluyor. İnternet için video çektiğimiz de oluyor. Hani görüşemiyorum ama ben bunu hani iyi ki de görüşemiyorum diye değil, görüşemediğim için üzülüyorum. Bu da ben ayrı anlayamadım bir konu. Ben anlayamadım şu değil. Bence birbirinize baka baka tarzınız benzemiş birbirinize. Böyle demoda elbiseler falan giymeye ay, başladınız hepiniz. Pardon ya, pardon. Moda ikonu. Ben pardon. Moda ikonuyum diye bir cümle söylemedim pardon. Ama ben güzel o zaman giyiniyorum. Bu da aldığım tarzlardan belli oluyor. Sadece bunu kullanmadım genelde. Ya 5 ya da haftada 4 yapıyorum. Bağırarak kendini haklı konuma getiremiyorsun. Haftada 1 ya da 2 tane tarzını o bana sökmüyor. O denize söker de yani sen benle stilini ve tarzını yarıştıramazsın yanım. Ben yaşamazsın nokta. Sen bağırdığın kadar ben de bağıracağım. Stilinle uğraşmaya devam et. Ediyorum tabii ki, sabahlara kadar uyumuyorum, uğraşıyorum. Sen merak etme. Keşke sen de uğraşsan da benim kadar iyi giyinebilsen. Ben tarz alamadığımda bile çok iyisin. Ama tarz değilsin diyorlar. Hata yapabiliyorum bazen. Duydun mu? 5'te 4 ya da 5'te 5 yapıyorum. İnşallah dedi, sen de yaparsın bana bir hafta. Bana dedi stil olan insanlar yorum yapsın dedi. Kimin öyle yap- bir şey söylemedim. Kimin yapmasın? Bir şey söyleyeceğim öyle bir şey söylemedim. Ne saçmalıyorsun ya? Evet. Yalan madem sizin stilinle uğraştık. Rihanna'dan falan yorum bekliyor galiba. Diğeri başkaları yapsın dedi. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Rihanna geldi. Yeter üçünüz birlik olmuşsunuz. Aa. Siz buraya
çıkan her insanı arkadan tahrik edip kavga çıkartmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Yok, işimiz olmaz. İçimizde böyle tarzı ya sen benimle kavga etsen ne olur? Yani bunlarla uğraşmaya vaktimiz yok. En fazla senin yararına 2 saniye ya. Fazla ekranda gözükürsün. Her şey ortada bak burada bir şey senin yararınadır. Önce bir bak. Sonra konuş. Hayır, tamam mı? Şöyle bir tane bir bak. Bir kendine bak yani. Sen dua et ki seni tahrik edelim. Sen de bize cevap ver. O kadar üstümüze çıkıyorsun. Bir saniye. Ayrıca ne zamandır üçlü takılmak sizin için antipatik bir durum olmaya başladı? Antipatik değil. Dominosu gibi devrildiğiniz andan beri mi? Yavaş yavaş diyorsunuz ama Dilara'yı kendinize benzetir diyeceğine. Dilara'cığım bence sen tarzınla ilgilen. Tamam mı? Gezmeyi bırak bunlarla. Çünkü benziyor. Sen bana bunlarla diye hitap edemezsin. Sus bir. Aa bunlar. Sen sus. Yasak mı? Kötü bir şey mi söyledi? Ben biri konuşurken susuyorum genelde. Aha evet. Bak biz hem geziyoruz evet. Hem tarzımızla ilgileniyoruz. Ben sana tavsiye ediyorum. Onlar beni de tarz konusunda kötü etkilemiyor. Ben buna katılmıyorum. Bence etkiliyor. Çünkü ben sen kendi başına çok iyiydin. Çok iyiydin alıyorum. Başında grup olduktan sonra sadece ne biliyor musun? Başladım. Farklı şeyler denemeye çalışıyorum ve bu konuda gayet... açık ki iyi değilim. Ben sadece kendi şimdi şöyle bir şey bak. Ben katılıyorum farklı şeyler denemeye. Katılıyorum farklı şeyler deneyebilirsin ama olmuyorsa artık 3. 4. kez olmadı. Ben 4. kez tekrar kendi çizgimde ilerlerim. Evet her zaman şort giymem ama onu pantolonla kombin yaparım eteğimle ama kendi tarzıma uyarlarım anladın mı? Sen de böyle aynen, yapabilirsin ben... ki çok iyi yapıyordun sen zamanında bunu çok beğeniliyordun 2-3 hafta önceye demeyin kadar. Böyle. Ben tek parça elbise giyiniyorum ama 5'te 5 yapabiliyorum. 5 tane giyiyorum bir haftada ama yapabiliyorum sen de yapabilirsin bunu yapıyordun da. Duygu gaza getirdiler Duygu elendi burada. Şimdi kendileri gitmekten vazgeçti ve bu hafta birinciliği oynayacağız falan diyorlar. Kızı sen da, ne saçmalıyorsun kızı da, ya? Evet kızı da siz sürüldünüz kız elendi burada. Kız cuma şıklığı falan yapmayacağım. Ya ben her şeyi biliyorum burada dökmüyorum komik, yani. Komik bir durum. Bir şey söyleyeceğim gerçekten öyle. Herkesin aklı var, herkesin beyni var. Ben bir şey söyleyeyim. Ne yaparsın? Beyni kadınız kızın ondan biliyorum. Da elendi. Burada kimse kimseye zoraki bir şey yaptıramaz saçmalıyorsun. Ama saçmalıyor yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya biriniz konuşun. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Duyduğum şeyi. Kim kimi zorla eletiyor ya? Böyle bir mantık yok. Böyle bir iddia geldi. Ben bir şey daha söyleyeyim. Hayır söyleme dur. Teker teker gidin. Cevap verecekseniz biriniz konuşsun. Şu an bence Duygu'ya hakaret ediyor aslında. Bizi vermeye çalışıyor ama. Bana anlat. Yani Miran'a cevap. Duygu'nun bir Duygu'yu senden daha çok sevdiğim, çok ortada onun için çok ağladım. Evet, ben galaya bir şey hazırlamamıştım. Çünkü niyetim gitmekti. Bu yalan değil. Ama kesinlikle Duygu'yu etkilemedim. Duygu kendi fikriyle hareket etti. Kendi nasıl isterse o şekilde buraya gitmekti çıktı. Gitmekti dedim baktın rüküş giyiniyorsun zaten gidecektin yani. Ya pardon sanki ya. Sanki stil geliyor da zorla tutuyorlar. Sen mi karar veriyorsun buna? Bir şey söyle. Buna sen mi karar veriyorsun? Ben anlamıyorum. Buna sen mi karar veriyorsun? Ben sana git demedim farkındaysan. Sen anladın ki zaten sen modadan dersin, anlamıyorsun. Sen kendini jüri üyesi sanıyorsun. Zaten modadan anlamıyorsun. Zaten gideceksin. Ben gitme kararı aldım. Beni alakadar eden sen zaten gideceksin belli bir şey yani. Vesaire vesaire. Evet belki bilinçli yaparım. Belki gerçekten. Ben çok giyiniyorumdur. Kendi bu benim problemim. Sırtılmış gidecek keyfine göre. Bu benim problemim Simay. Ben bir şey söyleyeyim. Keyfe göre beni sanki. Beni alakadar eden bir durum. Ben içeride bir konuşma Allah'ım duydum. Konuşmaya şahit oldum. Duygu ve ikizler eleneceği gün. Eleneceği gün Duygu ve ikizler. O gala günü son elendiği gün. İki kişi gönderilebilir dediler. Öyle bir şey atılmıştı ortaya. İnşallah ikimiz eleniriz gibisinden bir konuşma oldu. Daha sonra Duygu elendi gitti. Bunlar elenmek istiyorum diye ağladılar. Ertesi gün pazartesi günü oldu. Çekim yapacağımız gün hazırlanmaya geldik. Bu hafta da birinciliğe oynayacağım olmazsa gideceğim. Ya ne mana yani. Gerçekten bu cümleyi duydum. Eğer inkar ediyorsan kalk inkar et. Allah yukarıda yani. Yorum i̇nkar et. Ben yorum yapmıyorum. İnkar et. Doğru de ya da inkar et. Lütfen anlat. Konuş. Konu tamamen şöyleydi. Anlat. Avantgard olmasını bekliyorduk galamızı. Ya avantgard olsa bir cim olacaksın. Bir sussana be! Ya cidden. Ay sinirlerimi bozuyorlar. Zaten istemiyorum ya. İstemiyorum. Benziyorsun. Birilerine benzetiyorum seni. Ya beni dışarıda bilen derslere çok benzetiyorlar. Yanını görür Allah. Oh. Görür inşallah.
Bir dakika tekrar baştan alıyorum. Yananı görür Allah, Allah görür inşallah. Çaresi yoktur maazallah. E daha dur, daha dur. Daha dur, daha dur. Daha dur, daha dur. Ak yazarsa olur. Hem kul hem de pul. Bir de aşk çifte kavrulur. Çok da güzel geldin. Tebrik ediyorum. Çok mutlu. Çok mutluyum. Yıra'nın taklidini yapsana, yürüme taklidini. I've wasted time, I've wasted breath. I think I thought myself to death. I was born without this fear. Öykü Hanım, Paris'e gidiyorum. Paris'e. Ya ne diyorsun, senin yanaklarını patlatırım. Yeter. Benle sen aynı seviyede olamayız. Olamayız da ben Paris'e olmayayım. Şimdi Bahar'ın taklidini yap, yürü. Aylin'cim gelir misin? Geç hayatım. Selin dinleniyor da. Tamam, toparlansın. Birazdan okay. O da burada olur. Hadi son bir yorum alalım. Havayı değiştirelim. Deniz. Dilara, ben şöyle düşünüyorum. Ya bir ay öncesine gidersek, hatta iki ay, bir buçuk ay öncesine gidersek, senin en güzel halin neydi biliyor musun? Kovboy şapka. Cowboy, full cowboy giymiştin komple. O kadar hoşuma gitmiş ki, o kadar tarzın ki. Burada yürüyüşün bile bir neşe içindeydi. Çok beğenmiştim seni. Birazcık tarzına çeki düzen ver bebeğim, bir tanem. Hazır mısın Dilara? Hazırım. İçebilirsin. Pop art Dilara olmuş bugün. Pop art bir elbise giymişsin. Nereden aklına geldi? Gördüm. Beğendim sanırım. Aldım. Galiba uçağa bindin, gittin, aldın, geldin. Bir kere elbisenin boyu, aman tanrım. Doğru bir yerde değil. Hafif bir kaldır onu bakayım. Kıvırayım mı? Biraz kıvır, evet. Senin giyebileceğin boy budur bir kere. Bak, elbise böyle. Daha farklı bir şey oldu. Yani. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Çünkü böyle uzun boylu, güzel bacakları sahip. Ay elbise bak, başka bir şey oldu üstünde. İnanamıyorum Dilara. O saçların ne halde? Ne yapacaksan yap o saçlarına. Küt olacağım tekrar. Yok, uzun saç istemiyorum. Onları da at. At böyle. Yakacağım. Yak. Vallahi bugün olmamış Dilara. Olsun. Ama sen bunu isteseydin tabii boyunu keserdin, kestirirdin. Ne bileyim saçına, yani o pop art, onun içinde bir sürü renkler var. O renk bir gözlük takardın. O saçını bir yok ederdin. O senin bir bantın falan vardı. Bir ara yapıyordun bir şeyler. Eskiye dön. Eskiye dönüyorum. Yok, deneme yani. Bu haftayı bitirdim, eskiye dönüyorum. Artık başka bir şey denemek istemiyorum. Hemen toparlan ama, lütfen. Söz veriyorum. Lütfen. Teşekkür ederim. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum. Çok vasat geldin. Teşekkür ederim. Sen sosyal medyada böyle caps'ler falan olmuş. Gözlerini böyle devire devire bakmandan. Meşhur. Evet, göz deviren Dilara oldum. Nasıl yapıyorsun onu öyle? Ya yapmak ise utanıyorum artık. Hayır, onu en iyi yapan insan olarak sana soruyorum. Ya onlar tepki onu böyle yani. Bir kültür yorum yapacaksın. Bilmiyorum. Tamam mı? Böyle bir şey diyeceksin. O senin yani yorumu sevmeyecek. O zaman devre giriyor. Ama şöyle de bir şey var. Ben hani dikkat ettim. Burada yürürken mesela kameraya poz veriyorum. Kamera poz verdikten sonra bir göz deviriyorum. Öyle gidiyorum. Heyecanladığı zaman oluyor bence. Bilmiyorum, olabilir. Mutlu olunca da yapıyorum çünkü. Heyecanlı tepki gibi. İltifat edince de ağlıyor. Evet.
Bir denge problemi var bence. Olabilir. Bir kere yapar mısın benim için? O böyle deviriyor ya. Bak böyle olur o. Harcısın. Teşekkür ederim. Senin tarzın var mı? Var bence, var. Nerede? Efendim? Nerede? Gerilerde kaldı birazcık. Eve bıraktın. Farklı yollara girdim ben. Başka Dilara, ikinci hafta başka Dilara karşımıza geliyor. Dilaracığım, kendin tarzına göre farklı stiller denebiliriz. Lütfen bundan sonra kendin tarzına göre senin tarzın en uygun neydi? Yani şey, pop art mı yoksa ya ben daha avantgard, yani sokak, senin sokak stil moda, sokak moda da olabilir ama evet. Seninki biraz hep bütün arkadaşlarından da böyle bir diyorlardı da, şeydi yani yaptık ya. %100 marjinal de değildim. Marjinal, aynen öyle. Biraz marjinal olduğun için herkesten burada. O saçlarıyla ilk günlere geldin, marjinal, marjinal, marjinal devam etmelisin. Sen klasik bir elbise marjinal yapabilirdin. Ne bileyim, retro bir tarzına marjinal şey yapabilirdin. Dönem elbise marjinal yapabilirdin. Yani kendin tarzının uygun stiller dene, farklı şeyler dene. Hı hı. Anladın mı ne demek Anladım. İstiyorum? Çünkü böyle yaptığın zaman olmuyor. Ve ben hakikaten şokta da kalıyorum. Diyorum ki bu Dilara'nın seçti, beğendi, elbise olamaz. Çünkü senin tarzını beğendim birisi olarak artık ne diyeceğim bilmiyorum. Ya zaten şöyle bir şey var. Bu hafta giydiğim iki elbise var zaten. İkisini de kesinlikle hani dışarıda da giyerim diye almamıştım. Onlar kesinlikle beğenilmedi. Hayır, sen kendin tarzına göre ve kombine mesela Nurda da söyledi. Bu elbise pop art olabilir. Eğer sen pop art kombin yapsaydın. Yoksa klasik böyle bir Alaturka bana göre elbise, o taşlar, o püsküller. Kolları renk sarı mesela ya da başka bir renkler, uzun kollarında yapabilirsin, çoraplarını giyebilirsin, platform giyebilirsin, şapka takabilirsin, gözlükle de edebilirsin. Yani şeyde ojeleri başka renk, yani pop art'ini yapabilirdin bunun. Ekostili şeyde çoraplarında olabilir. Çok çok değişik şeyler olabilir. Ama sen artık elbise ve ayakkabı ve çanta, klasik böyle bir şeyle dondun ve inanamıyorum sana artık. Tekrar aynı cümle kullanacağım. Kendine gel. Bakayım ne Peki. zaman geleceksin. Teşekkür ederim.